Ömer Bey, nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkürler. Buyurun, Feryal Hanım içeride, sizi bekliyorlar. Peki. Oo, Ömer. Vav. Wow. Nihayet. Oha. Şahanesin, her zamanki gibi. Demek ki bu sözleri duyabilmem için biraz ilgisiz kalmam gerekiyormuş. Ben yine de o kadar ilgisiz kalma derim. Yalnız gelmemişsin. Merhaba, Feryal ben. Onu anladık. Yani ben de Defne memnun oldum. Hadi bahçeye geçelim Ömerciğim, boğulmayalım. Hayırdır? Moda haftası dönüşü hiç aramadın. Alışkın değilim ben böyle şeylere, söyleyeyim. Aklımdaydın aslında ama malum, işler. Yapma Ömer. Roma'da da işlerin çok yoğundu ama hiç ihmal etmedin beni. Fırsat olmadı gerçekten. Tabii. Kaçmak için her zaman bahanen hazır zaten. Hep işler, işler, işler. Senden kaçmak isteyen kim Feryal? Aşk olsun. O mümkün değil zaten. Kaçamazsın, bırakmam. Defne su iç istersen, boğuldum. Gıcık oldum. Pardon. Gıcık yaptı da. Bu arada ayakkabıya bayıldım. Böyle retrodan günümüze uyarlamışsın daha yani. Annemin dans ayakkabılarından yola çıktım. Aa, öyle mi? Öyle. Bence manken de çok doğru seçim bu arada. Ayakkabının ruhunu falan çok güzel yansıtmış. Bence daha iyisi olamazmış. Ya, değil mi? Değil mi ama? Yani biz bu işte gerçekten çok iyiyiz. O zaman Ömerciğim, bu şahane ayakkabının hatırına seni affetmeyi düşünebilirim. Tabii benimle Londra'ya gelirsen. Londra moda haftasında pek varlığımız yok bizim. Aslında istiyoruz ama henüz istediğimiz lobiyi kuramadık diyelim. Aşk olsun Ömer. Ben varım burada. Sen yeter ki gel Londra'ya. Roma'da zaten kaynaşamamıştık. Belki isabet olmuştur. Kim bilir? Londra olabilir bizim şehrimiz. Aa, ben yüzümü falan mı yıkasam, bir şey mi yapsam, dışarı mı çıksam mesela? Çünkü burada not alacak bir şey de yok malum. Böyle boş boş. Ömer, utandırdık kızı. Aslında tam olarak düşündüm. Ay dur dur, söyleme. Ya da dur. Aman. Boş ver, anlat. Emin misin? Değilim. Ay böyle döne 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 de uçacağım ha. Senin anlatasın var mı? Anlaşılan sen her şeyi öğrenmeden rahat edemeyeceksin. Ama bana fark etmez yani. Anlat dersen anlatırım. Bak, sırf bu tavrın beni çıldırttı. Onun için yani, yoksa öyle hiç merak ettiğimden falan değil. Anlat. İkisi ben bildim bileli flört ediyorlar. Ama iş hiç ciddi bindi mi bilmiyorum. Bilmemiştir, bilmemiştir. Yani herhalde galiba. Vallahi en son geçen bahar Roma Moda Haftası'nda bir araya geldiler. Yalnız Feryal Hanım oradan biraz bozuk dönmüştü. Hah, bak işte demek ki Ömer Bey şey yapmış öyle. Hepsi öyle sebeplerini göndermiş demek onu. Değil mi? Galiba herhalde yani. Olabilir. Olabilir. Yalnız yeniden kaynaşacaklar gibi gözüküyor. Feryal Hanım bugünkü daveti red verdi. Ömer'le röportaj koyacağım akşama dedi. Akşam? nerede? Levent mi, Etiler mi? Öyle bir şey dedi ama. Ay! Ay! Ömer Bey'in evi. Of! Seni görmek çok iyi geldi. Röportajımızı yapalım bakalım. Ama bu ziyaretlerin sıklaşmasını umuyorum. Bir dahakine de eve bekliyorum. Hep benden bekleme. Sen de gel. Gelirim ama bak çat kapı.
İyi misin? İyi miyim sağ ol. Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Sadece biraz fazla uzadı. Yani program açısından. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Güle güle Ömer Bey. Gel bakalım. Kolay gelsin. Sana da. Efendim? Hı? Efendim derken? Bir şey söyleyecektin herhalde. Ha, ben öyle çok önemli bir mevzu değil. Feryal Hanım'la görüşmeniz nasıl geçti onu merak ettim. Bağlayabildiniz mi işi? İşle mi ilgileniyorsun artık? İlgilenmeyeyim mi? İlgilen tabii. Ya da ilgilenme. Sen bilirsin. Güzel kadınmış. Öyledir. Geçen bahar Feryal Hanım'la Roma'daymışsınız. Aranızda bir şey olmuş galiba. Ne yani tabii. Özel hayatınız sonuçta. Bana ne de. Öyle Feryal Hanım'dan konu açılmışken. Seninle Feryal'i konuşasım yok Defne. He. Feryal yani. Hanım yok. Samimiyette senli benli seviyesi. Niye durduk? Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Ne demek isteyeceğim canım? Bir şey demek istemiyorum ki. Ben öyle sohbet olsun diye şey yapıyordum. Basayım mı ben? Seni anlamaya çalışmaktan vazgeçmem lazım. Mümkün değil. Sizi anlamak çok kolay çünkü. Açık kitap gibisiniz maşallah. Çevir çevir oku. Defne. Ah Ömer. Ben de sen yoksun diye gidiyordum ya. Geldim amca, geldim. Tamam. Odama gidelim. Tamam. Çok. Ah Ömer ya, Ömer ya. Bu şahane ya, harika bu, harika. Öyle oldu amca. Dün büyük ekranda görünce... Yani gerçekten büyülendim, etkilendim, çok hoşuma. Kim bu kız Ömer ha? Ömer bu kız kim? Kim bu kız? Bunu bulun. Bilmiyoruz amca, Koray bulmuş. Yani bugünlerde şirkette işler yoğun. Sen niye gelmiştin bu arada? Ne demek bugünlerde şirkette işler yoğun? Koray bulmuş, ben bilmiyorum. Olur mu öyle? Bulun bu kızı. Bunun menşei neresi, kaynağı neresi, menba neresi? Öğrenin, ben de öğreneyim değil mi ama? Teknoloji işte amca. Yani Photoshop'la dünyanın işini yapıyorlar. Aslını ben de görmedim zaten. Arayıp Koray'ı sorsana ya kim bu kız diye. Aa bak doğru, iyi hatırlattın. Dur arayayım. Ha Koray, şu fotoğrafların orijinallerini bana bir atar mısın? Bakamamıştım biliyorsun. Bekliyorum, tamam. Gerçekten çok güzel. Kim bu kız acaba? Kim? Yani bilmiyoruz, bilmiyoruz ama... Duruşu, oturuşu çok acayip, çok zarif. Sanki... Neyse. Beğendin ama değil mi? Amca sen? Ben çok beğendim, çok, çok. Amca onu demiyorum, niye geldin? Pardon, ben dalmışım kıza. Ya ben şey diyeceğim, ben evde oturmaktan çok sıkıldım Ömer ya. Yani bana burada bir iş versen, ben çalışsam, ne iş olsa yaparım. Mesela ofisi falan idare etsem, ha? Evet amca da yani sen çalışmayı sevmezsin ki. Evet, sevmem. Sevmem de yani bütün gün böyle evde Neriman'la, yengenle vıdı 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 birbirimizi yiyoruz. Yani benim için de bir uğraş olur, bir değişiklik olur, ha ne dersin? Olsun amca olsun. Yani sen iste yeter ki başımın üstünde yeri var. Ben Sinan'a da haber vereyim. Gerçekten mi? İşte benim yeğenim bu ya. İşte benim yeğenim bu. Yalnız bana bak ne diyorum. Bu kız hakikaten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani insanın böyle bir eşi olsa bakmaya kıyamaz. Biblo gibi.
biblo. Bütün gün seyret. Çok güzel. He? Merhaba Sinan Bey. Defne, Defne sana süper haberlerim var. Öyle mi? Aynen. Neriman Hanım'la konuştum. Ömer'i seninle evlendirme planından vazgeçti. Artık özgürsün, oyun bitti. Nasıl ya? Yani artık oyuncu gibi davranmak zorunda değilsin. İçindeki Defne'yi özgür bırakabilirsin. Yani kızım büyük kaçış. E peki borcum ne olacak? Ha, onu seninle konuşacak sanırım ama sen zaten durumdan beni bir haberdar edersin. Tamam? Ne pek sevinmedin mi? Ne? Yani önümde kocaman bir dağ var ve adı 200.000 lira. Bakalım o dağı nasıl aşacağım? Tabii bir de... Bir de tabii ne? Neyse artık ben onu da Neriman Hanım'la konuşurum. İyi tamam peki. Feryal'le nasıl gitti? Ay hiç sormayın, şahane. Feryal Hanım da yani... Öyle yanında kim var, ben mi varım hiç umrunda değil. Maşallah pek rahat. Aa, surata bak. Bayağı kıskanmış. Ne münasebet canım, Ömer Bey'den mi kıskanacağım ben? Aa, ne alakası var ya? Yok ben kadın olarak kıskanmaktan bahsetmiştim. Ha, kadın, kadın olarak? Kadın olarak ben tabii kıskandım. Allah var yani sonuçta güzel kadın. Değil mi? Efendim? Ha ortak. Tamam geliyorum. Geliyorum. Ben Ömer'in yanındayım. Allah Allah. Ne oluyor ya? Yani nasıl oyun iptal yani? Olamaz ki öyle bir şey. Allah Allah. Tabii canım, ayarlarız, ayarlamaz mıyız? Necmi Bey sonuçta hepimizin amcası sayılır yani. E bizim de zaten ofis idaresi için birine ihtiyacımız vardı. Veririz abi camlı odayı. Ya bizim de bir neşemiz yerine gelir ya, süper olur ha. Helal olsun sana Sinan. Ömer bu çocuk beni hep severdi zaten. He. Her zaman. Nazlıcan bir odama gelir misin? Nazlıcan gel. Amcamın şirketi güzel güzel gezdir. Ne nerede göster. Tabii Ömer Bey. Buyurun Necmi Bey. Göster bana Nazlıcan. Bütün ofisi göster. Madem bu ofisi ben idare edeceğim, her yeri öğrenmem lazım değil mi? Hadi gezelim, akalım Nazlıcan. Akmadan önce. Ömer ne yapıyorsun sen? Neriman yengen hepimizi kessin mi istiyorsun? Sizi Vedat gezdirsin. He? Evet Nazlıcan sen çık. Vedat, Vedat çağırsana. Vedat mı? O gözlük mü gezdirecek beni? Ömer var ya, bu Sinan, bu çocuk beni hiç sevmiyor, hiç. Amca Sinan haklı. Yani Nazlıcan bugün bize lazım olabilir, sen Vedat'a kaldı. Buyurun benim. Benim, benim. Bu kıl kuyrukmuş. Bu kıl kuyrukla mı yazıyor? Hadi, yürü. Necmi Bey, bakın burası araştırma geliştirme. Şirketin network'ünü buradaki arkadaşlar önlerindeki bilgisayarlar yardımıyla yürütüyorlar. Devir böyle bir devir işte ya. Bu kız. Evet, o bir kız. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Düşünün Necmi Bey, ben olmasam bu şirket batar. Şirketin bütün network'ünü, ağını hepsini ben kuruyorum. Her şeyi ben yapıyorum, düşünün yani. Bu kız kim? Şöyle, pazarlamadan. Sevgilisi var mıymış? Onu bilemiyorum Necmi Bey. Aa, bileceksin. Kimin sevgilisi var, kimin sevgilisi yok, kim kime dumduma hepsini bileceksin. Tabii, bileceğim, bileceğim. Mesela kızın adı Derya. Yasemin Hanım'ın asistanı. Gözlük, anladığım kadarıyla sen Derya'nın yürüme yolundasın. Yok ya Necmi Bey, ne yürüme yolu? Taksiyle en az 60 TL tutar o yol. Yani o kadar uzak mesafeli bir yol benim için. Bak Gözlük, sana kız tavlamanın yollarını öğreteyim. Daha doğrusu altın kuralı. Şimdi bir kere bir kadının asla üstüne üstüne koşmayacaksın. Hele uzaktan ona hiç bakmayacaksın. Önce hafifçe biraz üzerine doğru yürüyeceksin. Sonra nazik ve zarif hareketlerle burada onu beklediğini ona hissettireceksin. Göstereceksin.
diyorsunuz yani. Neden? Çünkü her zaman kaçan kovalanır. Ne yapmayacakmışız? Kovalamayacakmışız. Hayır gözlük, hayır. Kaçırmayacakmışız. Kaçırmayacakmışız. Kovala ama kaçırmadan kovala. Kovala ama kovalamadan kovala. Ona zarif davranacaksın. Hediyeler göndereceksin. Çiçekler göndereceksin. Masasına içecek göndereceksin. Yani nazik davranacaksın. Ve oltanı atacaksın. Sabırla bekleyeceksin. Vuruyor mu? Kolaymış yani. Ben bunları bir sindireyim Necmi Bey. Sindir, sindir gözlük. Burada, buyurun, böyle gelin. Burası odanız. Güzelmiş. Çok şeffaf. Akvaryum gibi. Gözlük, bana bak. Ben burada bir alt karıştıramam. Herkes görür beni. Buyurun siz geçin. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben masamdayım. Tamam. Size bir limonata getireyim mi? Göndereyim bir limonata. Gözlük, sen bana mı yürüyorsun? Aman efendim, estağfurullah. Olur mu öyle şey? İyi hadi. Sen bana içecek bir şeyler ayarla. Ben de ofisimi tanıyayım. Tabii. Buyurun. Güzelmiş. Çalışmak güzel bir şeymiş. Şuraya bak. Neriman yok, kızlar var. Rezene yok, klima var. Güzelmiş. Ben bugüne kadar niye çalışmamışım ya? Mis. Sinan! Ömer, kaçalım. Tamam, hadi. Ya bir dur. Bir bak kaçak falan var mı? Oğlum bir bakın, bir şey yapın. Gel, haber ver güvenliğe. Sinan, Ömer ne oluyor? Yanıyoruz abi, yanıyoruz, yanıyoruz. Ya yok canım, ne yangını? Ben odada pro içmiştim, odur. Abi bu pro dumanı mı? Oho amca. Tamam, sakin, yanlış adam. Geçsin herkes yerine. Şurada... Benim serin kanlılığım olmasa bitmiştik ya, yanmıştık gerçekten abi yani. Biz ofisin içinde böyle ne bileyim tütün ve mamullerini pek tüketmiyoruz da. Yeşil damarımıza bastın amca, aman diyeyim ha, aman. Bir daha olmaz. Ha Defne, şey senin işin bitti, hani istiyorsan gidebilirsin. Tamam. Vay be, patrona bak. Bu saatte paydos ha, gördün mü Ömer? Sinan Bey, o zaman ben kaçtım. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Türkan teyzeye selam söyle. Aa tamam, sağ ol, söylerim. Türkan teyze? Ha şey, anneannesi. Çok tatlı kadın ya. Çok tatlı kadın. Çıktım ben de. İyi, tamam. Ama tatlı kadın ya, Facebook'u falan var. Türkan teyze. Aa Ömer Bey, siz bu saatte çıkmazdınız. Akşamki röportajı hazırlanmam lazım. Hazırlanın tabii. Siz bir şey mi diyecektiniz? Sinan anneannemle tanışmış, öyle mi? Evet, sadece anneannemle değil abimle de tanıştı. Ha size geldi yani. Hı hı. Yeni patronunla bayağı iyi anlaşıyorsun. Harika, çok güzel. Siz bir şeye mi kızdınız? Yo, niye kızacağım? Yani herkesin kendi hayatı sonuçta. Yok yok, kızdınız da ben neye kızdığınızı anlayamadım. Anlayamıyorsun, öyle mi? Evet. Gelmiyor musun? Ben merdivenlerden gideceğim. Sen bilirsin. Daha fazla yüreğimi kaldırmayacak çünkü.